Büyük Doğu'nun mustarip ruhu Necip Fazıl Kısakürek. Necip Fazıl 26 Mayıs 1904'te Çemberlitaş'ta büyük babasına ait bir konakta doğar. Soyu Dulkadiroğullarına kadar uzanan varlıklı bir ailenin tek oğludur. Hastalıklarla dolu bir çocukluk geçirir. Henüz 5 yaşındayken büyük babasından okuma yazma öğrenir. Zekasını olmadı kaşarılıklar yapmakta kullanır. Necip Fazıl'ın yaramazlıklarından kurtulmak isteyen büyük annesi Zafer Hanım, 11 yaşındaki çocuğun eline romanlar, şiirler tutuşturur. Ailesinin bir sonraki adımı ise bu kitapların onun elinden nasıl alınacağını düşünmek olur. O ilk dini telkinlerini büyük babasından alır. Büyük babası Hilmi Efendi'nin himayesine aldığı Balkan Harbi yaralılarından Mustafa Efendi'den Kur'an öğrenir. 8 yaşındayken Fransız papaz okuluna başlar. Ardından da Amerikan Koleji'ne geçer. Emin Efendi de bir süre okuduktan sonra aynı yıl içinde iki okul daha değiştirir. Ailesi Büyükada'ya taşınır. Onun için aradıkları eğitimi ancak burada bulduklarını düşünürler. Necip Fazıl 1916 ile 1920 yılları arasında okuyacağı Mektebi Fünun-u Bahriye-i Şahane'nin sınavlarını kazanır. Bir Bahriyelidir artık. Burada okurken elle yazılmış tek nüshalık Nihal adlı bir dergi çıkarır. Tarih derslerini Yahya Kemal'den, edebiyat derslerini Hamdullah Supi Tanrıöver'den, din derslerini ise Ahmet Hamdi Akseki'den alır. Bütün bunlar şaire hayatını üzerine kuracağı alanlarda önemli bir birikim kazandırır. Bahriye Mektebi son sınıfındayken sisteme bir yıl daha eklenerek öğrenim süresi 5 yıla çıkar. Necip Fazıl bu duruma katlanamaz. 16 yaşındayken okulu bırakır. Sınav kağıdına sadece "bilmiyorum" yazar. Kendisine okuduğu 4 yıl için bir belge verilir. Ertesi yıl İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümüne yazılır. 1924'te Marif Vekaleti'nin Avrupa'ya tahsile gönderilecek lise ve Darülfünun öğrencileri arasında açtığı sınavda gösterdiği üstün başarıyla üniversitedeki dönemlerini resmen tamamlamış sayılır. 19 yaşında Fransa yolcusu bir öğrenci olarak kafası olabildiğince karışıktır. Sorbonne Üniversitesi Felsefe Bölümüne kaydolur. Necip Fazıl'ın Paris yaşamı, aldığı ya da alacağı eğitimden öte yaşamına yön verecek gelişmeler ve en önemlisi de uzun süre devam ettiği bohem hayatı açısından ehemmiyet taşır. Kendisini uğurlamaya gelenler arasında bulunan Mustafa Şekip Tunç, herkesin duymasını istediği bir ses tonuyla Necip Fazıl'a "tarihin malı olduğunu unutma" der. Yolun başlangıcında kendilerini Fransa'ya götürecek olan Bormide adındaki gemiye sandalla giderken başındaki fesi denize fırlatır. Arkasından da "fes şimdi sularda boğulan bir adamın su yüzünde tek nişanesi olarak dikine yüzüyor" der. Bu durum bir bakıma yeni bir geleceğe hazırlanmak için geçmişinden kurtulmak, yepyeni bir başlangıç yapmak, bugününden sorumlu tuttuğu dününden intikam almak veya bütün bunların iç içe geçtiği bir toplamın yükünü denize boşaltmak anlamını taşır. Fransa'ya gönderilen grubun içinde Şeyhülislam Hayri Efendi'nin oğlu Suat Hayri Ürgüplü, Vildan Aşir, Namdar Rahmi, Cemil Sena Ongun ve yakın dostu Burhan Ümit Toprak da vardır. Paris'e iner inmez üniversite çevresine yakın küçük ve köhne bir otele yerleşirler. Burada ilk öğrendikleri yer aynı bulvarın biraz ilerisinde bulunan Türketi isimli bir kahvehanedir. Türklerin toplandığı bir yerdir söz konusu kahvehane. Günün her saatinde Türklerle dolup boşalır. Bu kahvehanede Abdülhamit devrinin İttihat ve Terakki kaçaklarından Paris'e yerleşmiş politika maceracılarına kadar Paris'te iş aramaya muhtaç, bulaşıkçılığa razı, garip garip insanlar, hanedandan kişiler ve çeşit çeşit talebeler vardır. Paris'te Ali Fuat Başgil ile tanışır. Ancak kısa sürede Burhan Ümit Toprak dışında herkesten kopar. Paris'te bütün bir mevsim gündüz ışığını görmez. Gündüz nasıldır haberi olmaz. Gün doğarken yatar, gecenin başlangıcında da afakanlarla yatağından fırlayıp kulübe koşuverir. Amansız bir biçimde kumar hastalığına tutulur. Sonunda bakanlık gönderdiği öğrenci müfettişi aracılığıyla tahsisatını keser.
yol parasını da vererek Necip Fazıl'ı Türkiye'ye çağırır. İstanbul'a döndükten bir yıl sonra memur olarak Osmanlı Bankası'na girer. 9 yıl çeşitli bankalarda çalışarak müfettişliğe kadar yükselir. Bu süreçte bohem hayatının merkezi sayılan Asmalı Mescid'de bir tavan arasında her kesimden, her türden insanın bulunduğu bir arkadaş çevresiyle bir arada yaşar. Kumar oynar. Kaybetmesine aldırmadan kumar oynamaya devam eder. Borçlanır, borcunu ödeyemez. Oldukça iyi bir maaş almasına karşın hesapsız harcaması yüzünden zor zamanlar geçirir. Yine de gösteriş düşkünlüğünden vazgeçmez. Bu ikili yaşayış şiirlerine de yansır. Dilindeki Avrupa'yı anlatım ve rahat bir hayatın izleri insanları büyüler. Şiirlerinin Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmasının ardından Peyami Safa, Nurullah Ataç, Yakup Kadri gibi dönemin önemli yazarlarının beğenisini kazanır. Sonuçta dolap beygiri gibi gidip gelmekten ibaret gördüğü memuriyet görevinden istifa eder. 1925'te ilk şiir kitabı Örümcek Ağı'nı bastırır. Şair ikinci şiir kitabını yayımladığında 24 yaşındadır. Bütün yurdu saran fırtınanın adı Kaldırımlar'dır artık. Hemen herkes onun şiirlerinden bahseder. Edebiyat camiası halk arasında da bilinen, içine tüm huzursuzluğunu, tüm acısını kattığı Kaldırımlar şiiri elden ele dolaşır. Necip Fazıl'ın herkesçe tanınmasını sağlayan bu şiir, bir marş gibi durmadan tekrarlanır. Necip Fazıl beğenilen, övülen, herkesçe tanınan bir şairdir bundan sonra. Hiçbir zaman yenilgiyi, alelâdeliği kabul etmez. Söz gelimi treni kaçırsa yanına gelen bir hayranına kovdum gitti der. Dünyada iki büyük şair olduğunu söyleyen bir dostuna hemen diğerinin kim olduğunu sorar. Yanmayan sigarasını bu da düzen gibi bozuk serzenişiyle fırlatıp atar. Kendini iki ayrı parçaya bölünmüş hissettiği parçaların eşit olup olmadıklarını bile idrak edemeden, içindeki o hep süren, kesilmeyen, uzamayan, kısalmayan, garip arayış hissiyle bunaldığı günler giderek ağırlaşmaya başlar. 1932'de yayımlanan Ben ve Ötesinden sonra bir şiir dahisi olarak kabul edilir. Kimseyi beğenmemesiyle meşhur Ahmet Haşim'in "Çocuk bu sesi nereden buldun?" demesi bile onu doyuramaz. Necip Fazıl'ın bildiği tek şey bir şey aradığıdır. Onu bulmadan, ona ulaşmadan, mümkünse ona sahip olmadan huzur duymaz. İçindeki noksanlık ve bir türlü dindiremediği suçluluk duygusu büyük veli dediği kimseyle tanışıncaya kadar azalmaz. Bu karmaşa bir gün eve dönmek için bindiği şirketi hayriye vapurunda karşılaştığı, gözlerini sabit bir biçimde kendisine yönelten, hiç tanımadığı, bir daha da görmeyeceği Hızır tavırlı bir adamın uzattığı kağıtta yazılı adrese gidinceye kadar kesintisiz sürer. Abidin Dino ile birlikte Eyüp sırtlarındaki adrese giden Necip Fazıl, burada Nakşibendi Şeyhi Abdülhakim Arvasi ile tanıştığı anda rahatladığını, birbirinin içine girerek alanlarını kaybetmiş olan tüm duygularının yatıştığını hisseder. Ama yine de kurduğu hayattan vazgeçemez. Gitgide hafakanların bastığı zamanlar bütün hayatını kuşatır. Şiirlerindeki pişmanlık ve acı kavramları koyulaşır. Geçiş dönemi oldukça sancılı olur. En rahat şiirlerinde bile ölüm bir imge olarak dolaşır. Yine de büyük veliyi ziyaret etmekten vazgeçmez. Arvasi'nin öğütlerine tam anlamıyla uymaya karar verir. Büyük dönüşümünün hemen öncesinde bir muhasebe yaparak bilanço çıkarır. 33 yıl saatim işlemiş ben durmuşum, gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum der. Evrenin sonsuzluğundan, eşyadan ödü kopan, oradan kendisini alıp insanların dünyasına çarpan, dünyada tükenen, tükenirken de övünen birisi olarak Necip Fazıl, trajiğin acısını etinde duyar. Ağrısız bir bıçak gibi karnında taşır onu. Çizgisi evrenden dünyaya doğru iner. İçindeki huzur eserlerine ve üretkenliğine de yansır. Ne de olsa, tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur. İlkin
buhranlı günlerinden kurtuluş niteliği taşıyan tohumu tamamlar. Sonrasında ise ilk gençliğinde olduğu gibi sonsuzluğa, Allah'a, ölüme dair şiirler yazar. Ağaç dergisini çıkarmaya başlar. Bu sıralarda tamamladığı Bir Adam Yaratmak piyesi 1937'de Muhsin Ertuğrul tarafından sahnelenerek büyük bir beğeni toplar. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda ve Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde hocalık yapar. Sonra kendi isteğiyle İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimari Bölümüne tayin edilir. Aynı dönemde Robert Kolej'in son sınıfında da edebiyat öğretmenliği yapar. Necip Fazıl 1936-1937'de Ağaç Dergisi'ni toplam 17 sayı yayınlar. Tam bir edebiyat dergisidir. Siyaset yoktur Ağaç'ta. Dönemin usta kalemlerinin büyük çoğunluğu Ağaç Dergisi etrafında toplanır. Birçok genç kalem onun yanında yetişir. Ancak onun keskin bir biçimde İslam sanatı, İslam ideolojisi, İslam medeniyetine yönelişi dönemin siyasal iktidarıyla karşı karşıya gelmesine neden olur. Bundan dolayı mahkemelerde pek çok sorgulamayla karşı karşıya kalır. Çile şiiriyle birkaç yıl öncesine kadar devam eden buhranlı dönemini yeniden hatırladığı bir zaman diliminde Neslihan Hanım'la evlenir. Evliliğinin ikinci yılında da yeniden askere alınır. İlk hapis cezasını askerdeyken yazdığı siyasi içerikli bir yazı nedeniyle alır. Bir tür disiplin cezası niteliğindeki bu bir günlük ceza, gelecekteki çileli mahkumiyetlerin de habercisi olur. Kendi çelişkilerinden arınmış olan Necip Fazıl, giderek daha politik ve daha sert eleştirilerin yazarı olmaya başlar. Büyük Doğu'nun ilk sayısı 17 Eylül 1943'te çıkar. İkinci Dünya Savaşı'nın öncesinde ve İkinci Dünya Savaşı yıllarında ise günlük gazetelerde fıkra yazarlığına başlar. Önce Rasim Us'un çıkardığı haber, daha sonra da Ethem İzzet Benice'nin Son Telgraf gazetesinde yazar. Son Telgraf gazetesindeki çerçeve başlığını Büyük Doğu'da 101 çerçeve ve 1001 çerçeve başlıklarıyla sürdürür. Büyük Doğu 40. sayısında yayımladığı Allah'a itaat etmeyene itaat olunmaz mealindeki bir hadis nedeniyle ilk kez kapatılır. Ardından da Necip Fazıl öğretim üyeliğinden uzaklaştırılır. Öyle ki padişahlık propagandası yapmak, Türklüğe ve Türk milletine hakaretten eşi Neslihan Hanım'la birlikte yargılanır. 1947'de bir ay üç gün hapis yatan Necip Fazıl ve Neslihan Kısakürek'in söz konusu davası beraatle sonuçlanır. 1950'de hakkında açılan bir başka davanın beraatle sonuçlanmasının ardından serbest bırakılacağı celseyi beklerken, bu defa da daha önce beraatle sonuçlanan bir davanın hukuka aykırı biçimde yeniden görülmeye başlanmasıyla şaşkınlığa düşer. Neslihan Hanım'la birlikte yeniden hapis cezasıyla karşılaşır. 3 aylık bir hapisliğin ardından seçimleri kazanan Demokrat Parti'nin çıkardığı af kapsamına alınır. Necip Fazıl ve Neslihan Hanım cezaevinden salıverilen ilk isimler olur. Özgürlüğünün henüz 8. ayındadır. Büyük Doğu bayilere bile dağıtılmadan dergide yayımlanan imzasız bir yazı nedeniyle Necip Fazıl Demokrat Parti hükümeti tarafından da tutuklanır. Şeker hastalığı tanısı sonucu aldığı raporla 9 aylık cezasını erteleten şair, raporun bitmesine yakın bir zamanda Malatya hadisesinden sorumlu tutularak yine yargılanır. Olayların büyümesi üzerine Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi'nden rapor almaya uğraşması da çözüm olmaz. Cezasının infazı için Üsküdar Toptaşı Cezaevi'nin yolunu tutar. Malatya davası için Malatya'ya sevk edildiğinde ise mahkemede unutulmaz bir savunma yapar. Savunmasında, "Benim müteşebbis sanıkları doğrudan doğruya azmettirdiğime dair elde hiçbir delil bulunmadığına, her şey yazılarımdan alınan ilhamla yapılmış farz edildiğine ve bütün mesele böyle bir faraziyenin ceza hukuku bakımından suç teşkil edip etmeyeceği üzerinde olduğuna göre bu davayı kökünden hal ve fasl edici bir misali takdim etmeliyim. Dünya edebiyatında kıskançlığın şaheseri Otello'dur. Shakespeare'in meşhur Otello'su. Şimdi
hastalık derecesinde kıskanç bir koca sırf bu hissi yüzünden karısını öldürse de cebinden Otello adlı eser çıksa, şu kürsünün üzerine eğilmiş beni hayretle dinleyen kaytan bıyıklı savcı, Shakespeare'in iskeletine pranga vurulması için Londra savcılığına müzekkere mi yazacaktır? Dava sonucunda şairin olaylarla bir ilgisinin olmadığı anlaşılır. Bir başka mahkumiyetini de 8 aylık bir cezayla tamamladıktan sonra 1959'da bu kez toplam 100 yıl kadar hapis yatmak tehdidiyle yargılanırken, 3 günlük bir mahkumiyetin ardından Başbakan Adnan Menderes'in özel talimatıyla serbest bırakılır. 1960 ihtilalinde pek çok aydın gibi Necip Fazıl da tutuklanarak çok kötü koşullar ve ağır hakaretler altında 4 aya mahkum olur. Cezasını tamamlayarak hapishaneden çıktığı gün bir başka gerekçeyle hapishane kapısında yeniden tutuklanarak bir yıldan fazla bir süreyi daha cezaevinde geçirir. Bu son mahkumiyetinden sonra da değişik gazetelerde yazmaya ve yurt içindeki konferanslarına devam eder. Defalarca soruşturmaya uğrasa da yazmaktan ve anlatmaktan yorulmaz. Hapishaneden çıktığında herkesi yanıma almayacağım der. Yanındaki çoğu yazar Necip Fazıl'ı terk eder. Genç kalemlerle bir arada olmayı seçer. Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Akif İnan, Erdem Bayazıt, Atasoy Müftüoğlu gibi genç kalemler Büyük Doğu'nun okur sütunlarından yetişmeye devam eder. Büyük Doğu dergisini yazdıklarını ve konuştuklarını daha geniş topluluklara ulaştırmak için çıkarmaya devam eder. Büyük Doğu her bakımdan Necip Fazıl'ın hapishane kapısı olur. Neredeyse hapishane kapısıyla Büyük Doğu beraber açılıp beraber kapanır. Necip Fazıl Büyük Doğu dergisinde siyasi iktidar aleyhinde oldukça sert yazılar yazar. Şiirle uğraşmayı bir kenara bırakır. Sadece sosyal sorunlarla, memleket meseleleriyle, hükümetin politikalarıyla uğraşır. Dergi neredeyse bir siyasi parti kimliği kazanır. Büyük Doğu Fikir Kulübü'nü kurar. Bütün bir ülkeyi konferans salonuna çevirir. Yaşlılık yıllarında gençlik anılarını bir kalemde silip atar. Bu şiirleri evladını reddeder gibi reddettim. Kim alırsa alsın der. Sabık şair kimliğiyle batılı bütün çağdaşlarıyla eşit seviyede, hatta daha yüksek perdeden konuşur. Hiçbir zaman bir üçüncü dünyalı gibi mazlum edası takılmaz. Büyük bir imparatorluğun ve büyük bir kültürün mirasçısı, bundan da önemlisi büyük bir dinin mensubu olduğunun şuurundadır. Bunun için mağrur ve kendinden emindir. Şiiri de aynı şekilde yakınan değil, meydan okuyan bir şiirdir. Yüceltmek, idealize etmek, trajedi haline getirmek Necip Fazıl'ın kişiliğinin ayrılmaz parçasıdır. En basit olaylara bile ruhunun bu hallerini yansıtır. Bir vakayı olduğu gibi görmek ve öylece kabul etmek kendisine adeta yasaklanmıştır. En gerçekçi göründüğü zamanlarda bile ele aldığı kişiye veya olaya trajik, olmazsa dramatik bir boyut getirir. Bunun mümkün olmadığı zamanlarda da bu durumları gülünçleştirmekten çekinmez. Komiyi görme, yakalama ve yansıtma özelliği onun yazılarından çok konuşmalarında ve sohbetlerinde ortaya çıkar. Zekasıyla mizacı bu alanda el ele vermiştir. Ya trajik hale getirecektir ya komik, yahut da trajikomik. Kişiliği herhangi bir şeyin ortalamasını bulmaya izin vermez. Uzlaşmacılığa hiçbir zaman razı değildir. Fikirlerini dobra dobra ve cepheden söyler. Bir şeylerin arkasına gizlenmek onun yapabileceği işlerden değildir. Dolanbaçlı yollardan hedefe ulaşmak, muvazaya başvurmak, bir şeyin olup olmayacağını önceden koklayıp ona göre karar vermek bu mizacın küçümsediği ve reddettiği şeylerdir. Bu tür taktiklere fare stratejisi diyerek yanaşmaz. Bu özelliği dolayısıyla da ya hep ya hiç veya ya ol ya öl biçiminde ifade ettiği ilkeler onun hayatı boyunca bütün fikirlerinde ve aksiyonunda hareket noktası olmuştur. İnsanları fikri ve siyasi hareketleri de bu düsturu çerçevesinde değerlendirir. Onları da ya sonuna kadar kabul yahut sonuna kadar reddeder.
reddedileceğini hissettiği anda da kendisi daha çabuk davranıp reddetmekte acele eder. İlk aşkını reddettiğini belirten mektubunda da onun bu ya hep ya hiç ilkesinin bir yansıması görülmektedir. Reddettiği bu kadınla bir daha hiç görüşmemiştir. Onun kumara olan tutkusunu da belki bir ölçüde bu ya hep ya hiç ölçüsünün bir mizaç haline gelmesiyle açıklamak mümkündür. Çünkü kumarda uzlaşma yoktur. Ya kazanırsın ya kaybedersin. Necip Fazıl'a göre sözün yatağını genişleteceği günler yakındır. Kalplerde bir ırmak haliyle yürümektedir Peygamberi Ekber'in muştusu. Hayata garip başlayan ve garip gidenlerin nefesleriyle kirinden arınmaktadır dünya. Toprakta mübarek vakitlerin tohumu filizlendikçe büyük doğu küheylanı binbir oğul verir. Ruhun diriliş saatleri çalışır sonunda. Edebiyatın dikkat çağrısı yedi iklimde okunur. Sonu maveraya çıkacak bir yolculuğun kandilleri ışıtır her yanı. Yolları heceleyen genç aşıkların şuuruna yazılır Anadolu. Hedefe varmayan mızrağı utandıracak yılların sorgusuna başlanır. Kalbinde merhamet atlı bir çınar büyüten güzelliğin dergahına koşar insanlık.